Herkese merhabalar. Bu videomuzda Göçü Dairesi'ndeki güncel gelişmeleri ve kapalı olan adresler hakkında merak edilen soruları ve en önemlisi de adres kontrolleri hakkında son durumu ele alacağız. Yabancıysanız ve Türkiye'de yaşıyorsanız bu videoyu not alarak izleyin. Sizlerden ricam paylaşın ki tüm yabancıların haberi olsun. Gariban çok var. Herkes sizin gibi internet kullanamıyor. Bu videoları izleyemiyor. O yüzden paylaşın ki o insanlara yardımımız dokunsun. Sevgili izleyenler, yabancıların adreslerine ilişkin kontrol işlemleri devam ediyor ve bu çerçevede yabancıların gerçeğe aykırı adres beyanında bulunduğunu tespit edilmesi halinde yabancı uyruklu tüm kişiler hakkında gerekli idari işlemler ve adli işlemler yapılmaktadır. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 8 ilçe daha yabancı kayıtlarına kapatılmış oldu. Böylelikle İstanbul'da kapalı olan ilçe sayısı 10'a yükselmiş oldu. Bu ilçeler hangilerdir? Kısaca özetleyelim. Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu, Esenyurt ve Fatih yabancı ikametine kapatıldı. Yazıyı sağ tarafa ekliyorum. Ekranın görüntüsünü alın. Belki lazımınız olur. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ben de bu kapalı mahallelerde oturuyorum. Acaba bu karar beni etkiler mi? Benim için geçerli mi? Sevgili izleyenler, burada dikkat edilmesi gereken nokta daha önce kapalı olan mahallelerde kaydınızın olması. Ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Örneklemek gerekirse bu karar çıkmadan önce, yani 8 Ekim 2022 tarihinden önce kayıt yaptırmış olanlar için geçerli değil. Çünkü sizin kaydınız var zaten. Yeni kayıt yaptıranlar için geçerlidir sadece. Hemen paniğe kapılmanıza gerek yok. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri ise taşınmak isteyen yabancıların bu ilçelere taşınırsa ne olacağı sorusu çıkıyor karşımıza. Ekranda görüldüğü ilçelere taşınmayın, kiraya çıkmayın, tavsiye etmiyorum. Ev alacak paranız varsa bile bu ilçelerden almayın. Çünkü taşınırsanız adres kaydı yapamayacaksınız. Adres kaydı yapamazsanız ikamet izni de alamayacaksınız. Onu da sizlerle paylaştıktan sonra geçelim bize sıkça sorulan diğer sorulara. İzleyicimizin birisi bize şöyle bir soru sormuş. Kayıtlı olduğum adrese bugün kontrol için polis memuru gelmiş. Ben de evde değildim. Komşulardan sormuşlar böyle birisi yaşıyor mu diye. Komşular da evet yaşıyor demiş. Bu durumda ne yapabilirim diye sormuş. Değerli izleyenler, böyle bir durumla karşılaşırsanız panik yapmayın. Komşuların evet kalıyor demesi yeterlidir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Polis memurları hakkınızda sizin o adreste yaşadığınıza ilişkin tutanak tutar ve göçü dairesine gönderir. Ha yok, benim içim rahat değil. Ben yine de gidip göçü dairesinden durumumu öğrenmek istiyorum derseniz sizler için dilekçe kalıbı hazırladık. Açıklamalardan indirebilirsiniz. Çıktısını alıp doldurun, göç dairesine teslim edin. Dilekçe sizin ne işinize yarar diye soracak olursanız, indirip okursanız zaten anlamış olursunuz. Dilekçeyi nasıl doldurabilirim diye soracak olursanız web sitemize videoyu ekledik. Oradan izleyebilirsiniz. Geçelim ikinci sorumuza. Kayıtlı olduğum adrese bugün kontrol için polis memuru gelmiş. Ben de o zaman evde değildim. Komşulardan ve etraftakilerden sormuşlar. Bu adreste böyle birisi yaşıyor mu diye. Komşular, etraftakiler hayır böyle birisini tanımıyoruz demişler. Şimdi ben ne yapmam lazım? İkamet iznim iptal edilir mi diye sormuş. Değerli izleyenler, böyle bir durumla karşılaşırsanız panik yapmayın. Komşular ve etraftaki bulunan kişiler hayır tanımıyorum derse o zaman polis memurları hakkınızda yabancı şahsın bu adreste oturmadığına ilişkin tutanak tutar ve göç dairesine gönderir. Tutanak göç dairesine ulaştıktan sonra ikamet izniniz iptal edilebilir. Peki bu durumda ne yapabilirim? Bu durumda hemen göç dairesine gidin ve o adreste yaşadığınızı belirtin. Ben burada yaşıyorum diye beyanda bulunun. Açıklamalarda bulunan sizler için hazırladığımız dilekçeyi indirip ve doldurun. İmzalayın ve göç dairesine teslim edin. Durumunuzla ilgili en geç 30 gün içerisinde cevap almış olursunuz. Sevgili izleyenler, son olarak E-Devlet sistemi üzerinden adres kaydının nasıl yapılır diye soracak olursanız veya merak ediyorsanız ekranın şu kısmında yerleştirdiğim karttan tıklayarak videomuzu izleyebilirsin. Umarım bu videoda sizler için hazırladığımız ve paylaşmış olduğumuz bilgiler açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Varsa soruların sorularını sor, senin danışmanın sorularını cevaplasın. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek dileğimle. Şimdilik hoşça kalın.